biraz önce bir açılış yapmıştım size bonus video ile alakalı ama görüntüden ve sesten pek hoşlanmadım. Şimdi tekrar baştan yaptım bunu. Biraz Killa Hakan gibi konuştum, kusura bakmayın. Bundan sonra videoların arasında size biraz da bonus videolar ekleyeceğim. Bu bonus videolarda da olay aslında daha çok yurt dışında katıldığım etkinliklerle alakalı görüntüler olacak. Bu defa, yani hatta bu ilk bonus videomda size Prag'dan sesleniyorum. Prag'da Porsche'nin en yeni modeli olan, tam elektrikli ilk otomobili olan Taycan'ı görmeye geldim. Ama onun haricinde şöyle arkamdan hemen göstereyim size. Panamera hibrit ve Cayenne hibrit modellerini de kullanacağım. Ama tabii ki buranın esas oğlanı kesinlikle Taycan. Şimdi gelin bir Taycan'ı göstereyim. İşte bu çocuk. Bu çocuk Porsche'nin ilk tam elektrikli otomobili olan Taycan. Fırsat varken, içini daha boşaltmamışken bu tayfa, ben bir şu farları falan çekeyim size. Çok enteresan farları var. Bazı Porsche müşterileri bu farların açısının ağlayan surat olduğunu düşünerek tasarımından hoşlanmıyormuş. Altta baba bak, karbon fiberi var. Şunlar front lip dediğimiz siyah karbon fiber. Hava girişleri var, radyatörleri gözüküyor. Yani elektrikli otomobil buna ihtiyacı yok diye düşünmeyin. Elektrikli otomobilin de ona ihtiyacı var. Dışarıda gördüğümüz kameranın fren diski gibi, bunda da fren diski ve kaliperi oldukça büyük. Bu da tabii rejeneratif sistemle alakalı. Yani fren yaptığınızda o kinetik enerjiyi statiğe çevirip menzilini uzatmanızı sağlıyor. Birisi bir müsaitlik yarattı. Şuradan içine bir göz atalım isterseniz. Baba bak, burada iki tane ekranı var. Hem ana multimedya ekranı. Hatta biniyorum. Hem de yolcu için kullanılan multimedya ekranı. Ortada da bütün klima, kontrol, ıvır zıvır sistemini görebileceğiniz bir ekran var. Tamamıyla elektrikli olduğunu gösteriyor. Gösterge tablosu da gerçekten Taycan'ın elektrikli olduğunu gösteren en önemli özelliklerinden biri. Şimdi bunu daha iyi görmek için bir arkaya geçeyim, arkadan göstereyim size. Ortadaki Range Rover tayfasından hatırlayacağımız ekran. Ona benzeyen ekran diyeyim, daha güzel olur. Krono paket herhalde ortada, saatimiz falan. Koltuklar arkadan bu şekilde gözüküyor. Baba, ses sistemi de Burmeister. Arkadan da mevzu tam olarak bu. Güzel bir Porsche kalçası görebiliyorsunuz. Bakın şuradan hatta göstereyim. Şu çamurluğun üzerinden. O önde gördüğümüz karbon fiber detaylar arkada da devam etmiş. Şu ortada gördüğümüz yer var ya, orası komple karbon fiber. Bu arkadaki de işte rüzgarın çıkışını daha downforce şeklinde ayarlayabilecek bir detay olarak gözüküyor. Bizim çocuk da bu. Burada Taycan'la birlikte bir 3-4 saatlik mevzumuz var. 2 ders gibi workshop etkinliğine geldik. Bir tanesini tamamladık. Bu teknik verileri, işte tasarımı, iç mekanı, nedir, ne değildir, neresini nasıl yaptık, bunlarla ilgili bir şeydi. Şimdi hazır fırsat bulmuşken onlardan bahsedeyim size. Öncelikle otomobilin bütün gördüğünüz tasarımdaki detayları, mesela şurası, ondan sonra şu alt kısmı, hepsi aerodinamik olarak iyi bir şekilde olması için tasarlanmış durumda. Otomobilin farları LED teknolojisine sahip olan farlar. Yani görebileceğiniz günümüzde bir otomobil modelinin gelebileceği en son noktaya gelmiş bir otomobil diyebilirim. İki tane elektrik motoru var, bir önde ve bir arkada olmak üzere. Bizim baktığımız model Overboost'la birlikte 700 beygirin üzerinde bir güç üretiyor. Standartta da 625 beygir gücü var. 1050 Nm'ye kadar çıkan torku var. Ve enteresan şekilde her elektrikli otomobilde olduğu gibi değil de, bu elektrikli otomobilin şanzımanı tek kademeli değil, iki kademeli. Birinci kademe biraz daha ani hızlanmalarda ve şehir içi hareketlerde size yardımcı olma adına tasarlanmış. İkinci kademe ise
daha ekonomik bir sürüş sergilemek için. Şimdi arkada da çok güzel şeyler var. Arkaya bir geçeyim. Arkası bu şekilde. Bu tek parça halinde gözüken stop lambası aslında yeni Cayenne, yeni Panamera ve yeni 911'de de olan özellik. Ayrıca ön tarafta olan aktif detaylar burada arkada da devam ediyor. Önden giren havanın arkadan rahat bir şekilde çıkması için bu spoiler'i, ondan sonra aşağıda gösterdiğim şu alt kısmı, ıvırı zıvırı, hepsi birbirine ayarlıyor. Bir fırsat yakaladım, şimdi şu arabanın bir içine gireyim, içiyle alakalı birkaç şey anlatayım size hemen. Baba bırakmıyor ki ya, bir fotoğraf çektiriyor, bir içinde bir şeyler yapıyor. Şimdi 3 tane, hatta 4 tane ana ekran var. Bunlardan bir tanesi böyle ucundan görüyorsunuz şu anda, gösterge tablosu. Diğeri ana multimedya ekranı, diğeri de passenger multimedya ekranı diye geçen, yolcunun hemen önünde bulunan ekran. Hemen şöyle içine girer girmez göstereyim. Burası gösterge tablosunun olduğu ekran. Burası ana multimedya ekranı. Bu 10.9 inç. Bu 10.9 inç. Bu 19 falan olması lazım herhalde. Tam hatırlamıyorum. Burada da klima kontrol ünitesi var. Bu da 8.4 inç. Ayrıca burada da saatimiz var. Sürüş modlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. 4 tane ayrı sürüş modu var. Gayet oturabiliyoruz içine, sığabiliyoruz yani, bir sıkıntımız yok. Şöyle göstereyim. Şimdi böyle de içeriden göstereyim size. Koltuk ayarını biraz önceki arkadaş kendine göre yapmış. Ben de biraz ayarladım. Ama gayet iyi bir şekilde içine oturabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir durum var. Bu koltuğa oturduğunuz andan itibaren Porsche'nin 911'de ve Panamera'da olan, hani ne kadar bu araba 4 kapılı olsa da spor otomobil sürüş pozisyonunu size veriyor mevzusunu tam olarak görebiliyorsunuz. Yere yakın bir oturma pozisyonu var. Gerçek bir spor otomobil gibi ve şeye çok yakın. Panamera'nın sürüş pozisyonuna çok yakın. Şöyle tavanı göstereyim. Individual olarak tasarlandığı için tavanı alkantara. İsterseniz daha farklı şeyler de seçebiliyorsunuz. Arka taraf biraz karanlık ve arka tarafta işler biraz daha önde göre daha sıkıntılı. Ama ön tarafta bir elektrikli otomobilden ziyade Porsche'de oturduğunuzu fark ediyorsunuz. İkinci workshop da bitti. İkinci workshop'ta anlatılan şey de otomobilin şarjı, pilleri, şarj istasyonlarının durumu falandı. Şimdi birkaç şeyden bahsedeceğim size. Görüntüyü hemen değiştiriyorum. Yeni Taycan tam dolu pillerle 450 km gidiyor. Hem sağ tarafında burada, hem de sol tarafında, yani aynı yerin direkt solunda iki tane şarj yeri var. Şuradan şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ondan sonra otomobilin pilleri tam olarak gövdenin altında yer alıyor. Bunun da sebebi ağırlık merkezinin hem yere daha yakın olması hem de daha performanslı bir şekilde yol tutma kabiliyetine sahip olması. Detayları bu şekilde. Yeah, no problem. Şöyle de göstereyim son olarak. Şimdi bu otomobille bize ayrılan süreyi tamamlamış olduk. Bundan sonra da yolumuza Panamera Hybrid Super Turismo ile de Panamera'larla biraz gezeceğiz bugün. Bir rotamız var ama ne kadarlık bir rota olur tam bilmiyorum. Ondan sonra da bir de Cayenne'lerin hibrit versiyonu var. Bunlar baba Super Turismo dediğimiz, kalçası biraz daha şık olan versiyonlar. Gördüğün gibi şu Panamera'nın altındaki şu şeyler var ya, yeşiller. Onlar da otomobilin hibrit olduğunu anlatıyor. Burada da kapının yanında e-hibrit logosu var. Açık mı bakayım? Evet, açık. Şöyle içini de göstereyim dışarıdan. İçi gayet
alışkın olduğumuz Panamera, yeni Panamera içi. Detaylı olarak, yani hibritin farkı olarak şu göstergelerin imleci diyeyim yeşil ve daha da farklı bir şey gözükmüyor. Koltuklar mermi baba, iki parça, nefis. Bu çocuk Turbo S olarak geçen versiyon. Turbo S biraz daha standart Panamera'ya göre hayvansı. Şimdi size bir güzellik yapayım. Bu arka spoiler'ın açılmasını çekeyim. Bunların arka spoiler'ın açılması çok estetik oluyor. Yes please. Merhaba. Thank you very much. Turbo S'te, bakın standart Panamera'da var bu. Turbo S demeyeyim, standart Panamera'da var. Diğer ilk başta gördüğümüz şeyde, Super Turismo'da böyle bir şey yoktu. Çok enteresan bir yere geldim. Arkamdaki çocuk nasıl? Görüyor musunuz? Hop. Şimdi ona geçmeden önce şöyle etrafta bir ne var ne yok göstereyim size. Hızlı bir geri dönüş oldu. Güzel de oldu. Öyle Prag'da enteresan bir yerdeyiz. Kullandığım araba da sol tarafımda yer alan Panamera Super Turismo 4S. Yani 4 çeker hibrit versiyonu. Otomobilin hibrit olduğunu bu yeşil detaylarından anlıyorsunuz. Şimdi neyse, bu kameradan öbür kameraya geçeyim de detaylarını göstereyim size, ne var ne yok. En yeni Panamera Super Turismo. Super Turismo'nun arkası standart Panamera'ya göre daha kısa. Şöyle Panamera'nın hatchback versiyonu gibi. Çok şık bence. İşte hibrit detayı şu var. Sonra kaliperler fıstık yeşili ve diskler hayvan gibi. Hemen baba içini göstereyim size. Hatta bineyim içine. İçinde böyle detaylarımız var. Şu anda çalıştı. Elektrikli olduğu için bu şekilde çalışıyor. Ekranımız böyle. Burada kalorifer menfezleri var. Otomobilin vitesi böyle. Yani tamamıyla bir Porsche. İsterseniz bir de egzoz sesi dinleteyim size. Şuradan modunu bir değiştireyim. Şöyle Smart Plus yapayım. Şuradan da egzozunu açalım baba. Neyse, açık gördüğünüz gibi. Döneyim bir bakalım. Şöyle mikrofonu da yaklaştırdım. Yani şu anda tabii sıcak olduğu için bir cold start tadında değil. Ama gayet güzel. Farda yandığında baba stoplar böyle oluyor, bak görüyor musun? Tüm komple etrafını kaplıyor. Çocuk bu şekilde. Bir gaza basayım. Neyse, çok fazla tatava yapmayayım burada. Sessiz sakin bir mahalle. Evet, böyle kısa detayların olduğu bir video yaptım size. Araba 4S değil 4'müş. Ondan yana da hani sonra araba 4S değil falan filan sıkıntı olmasın. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani çok fazla detay vermiyorum çünkü 0 kilometre otomobil anlatacak bir sistem oluşturmadım kendi kafamda. Bu size bonus olarak hani böyle bir şey kullandım, böyle yaptım, şöyle yaptım tarzında oluşturduğum bir şey. Gayet şık, gayet hızlı bir otomobil. Zaten otomobilin teknik verilerine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim size söyleyeceğim şu: Panamera Super Turismo Hybrid gerçekten olabildiğince elektrikli motorda gitmek isteyen ve size minimum yakıt tüketimi sarf ettirecek, gösterecek bir otomobil tarzında. Ama tabii ki spor modu alıp, Sport Plus modu alıp, benzinli motorla elektrikli motoru bir arada kullanıp aracın gerçekten bir Porsche olduğunu anlayabiliyorsunuz. Onların haricinde oldukça güzel, oldukça keyifli bir organizasyon oldu. Ama beni ilgilendiren konu Panamera'dan çok Taycan oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.